Tamam. Bizim büyük dede varmış, Abdi dede. Bir kardeşi varmış, Yusuf, o da oraya gitmiş. O oradan Batum'a gitmiş, sülalesi Batum'da kalmış. Benim dedem seferberlik kopmuş, 35 yaşındaymış. Adı ne? Mehmet Çolak. Evet. Buradan köyden kalkıya gidiyor Ersiz'e, Ersiz'den doğru Bağdat. Bağdat'a inerken Rivolların yüzbaşı varmış. Bağdat'a girişte vurulmuş. Bir de Karahan Mehmet varmış. Onun seyisi yüzbaşının. Onu defnetmiş süngüyle mezar etmişler, arkadaş vermiş dedemin yüzbaşısı. Onu orada koymuşlar yolun yanında. Dedem Bağdat'a giriyor, işte dedemin bölgeyi bozuyor o düşmanı. Oradan oray senin, buray senin, Mekke'ye gidiyorlar. Mekke'den atıyorlar Ukrayna, gidiyorlar Yemen'e. Yemen'de Mevzi'de dedim, 3 gün 3 gece kalmış Mevzi'de. İngiliz gemisi yanaşmış, bunlara bomba atmış, el bombası atmış. Bunları para parça etmiş. Olan olmuş, olmayanı doldurmuş gemiye. Doğru götürmüş İngiltere'ye. İngiltere'de 6 ay hastanede yatmış Alçı'da. Doğru bu. 1,5 sene, 1 sene de dedem orada geri hizmette çalışmış. Neyse seferberlik bitmiş. İngiliz bir gemi Akdeniz'e yollamış esir aldıklarını. Bir gemi de ta Batum'a. Batum oradan bizdeymiş. Dedem geldiği köye, işte Çolak su ismi, dedemin kolu, sağ kolu eğilmezmiş. Çok yaralıymış. Geliyor ondan sonra yaşıyor köyde, epeyce olmamış. Köye gece vakti çıkıyor herhalde. Ha, gece çıkmış. Babam ile halam artık, babam 10-15 yaşına gitmiş. O babam geldi de çağırmış gece. Burada komşu yok ya, babaannem demiş olmaz. Tamam, babazın sesi ama ben gece almam içeri. İnanamamış yani. Güvenememiş. Tekrar demiş ki babam, baba git. Melek'te yat da sabahtan açarız kapıyı da. Sabah olmuş çıkmış, Melek'in kapısında oturuyormuş. O ki açmışlar kalemiyle. Babam kapıyı gitmiş, sarılmış. O da ağlamış, durmuş. Bu ara, tam 7 sene olmuş. Bu köyden gidip geri gelmek buraya. Evet. 7 senenin içinde çocuklarına kavuşmuş. Peki İngiltere'de bir hemşire annesi gibi bakmış herhalde ona hastayken. İngiltere'de 6 ay bir hemşire çorbasını, suyunu içirmiş. Eda gelmiş babaanneme demiş ki, karı sen o hemşirenin yerinde olaydın, bezardın, bakmazdın demiş. Bana öyle baktı eder, dua edermiş ki Allah dinince razı olsun dedim bana. Veya gavurlara dua etmiyoruz ya, gavur diyoruz. Halbuki çoğu ey Müslümanların birçoğundan iyiydi gavurlar. Ben 15 sene çalıştım.
Hiçbir zarar görmemişim, ne de kavga etmişim birinle. Evet. İdare et, çok iyi aldım. Evet. Anlatan isim soy ismi de alalım. Onu sen söyle. Faruk Çolak. Yaş kaç Faruk amca? Kaç doğumluyuz? 76 mi? 40 doğumluyum. 40 doğumlu, evet. Taşkıran köyünden Faruk Çolak. Kapatma. Çolak soy ismi oradan gelmiş demek ki. Dedemin kolundan gelmiş. O zaman artı o soy ismi hep lakabıymış ya. Bize Abdüler demişler, Allah'lar. O zaman soy ismi çıkmış işte. Çolak mı Çolak. Hiç dedeme sormadan Çolak yazdırmışlar. Evet. O gün bugün kaleye hiç degişim durma niyetim de yok dedemin ismi, soy ismi. Peki. Faruk amca teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı olsun. Eyvallah. Dinleyen Alaaddin Eki. Evet. Alaaddin Baltacı da burada dinledi yani. Bedavadan hikaye. He? Erol Bey'in evi de karşıda. Serası da çok güzel olmuş. Orada güzel kavun karpuz yetiştirmiş herhalde. Evet, kavun karpuzu var. Evet. Orada ne kuruyor? Peynir de alsın. Peynir. Evet.